Evet, herkese tekrardan merhabalar. Ee, YouTube kanalımda uzun süredir canlı yayın yapmak istiyordum ama fırsat olmadı. Umarım seste bir problem yoktur. Ee, bu arada tweet attık, Instagram'da paylaşım yaptık. Umarım yeteri kadar kalabalık olur diye tahmin ediyorum. Burada sorularınızı cevaplayacağım. Seste problem yok, ses harika tamam, güzel mikrofonla konuşuyorum çünkü ve iPad'den yayın yaptığım için açıkçası sesin nasıl olacağına ilişkin Fikrim yoktu. Sesin güzel olması iyi. Tamam, başarılı. Şimdi şu son Facebook'ta da bir post paylaşayım ve soru-cevaba başlayalım. Evet, şimdi ee, soruları alalım. Antalya maçı oynanacak mı, oynanmayacak mı? Şimdi önce Antalya Spor maçıyla beraber başlayalım. Antalya dün gündüz itibariyle aslında bugün gündüz itibariyle Antalya teste girdi ve gerçekten de çok da fazla bir sayıyla karşı karşıya kaldılar. Kendi, kendi yaptırdıkları test sonucunda ciddi bir pozitif vakayla karşı karşıya kaldılar. Bu pozitif vaka olduğu için tabii ki rakam çok fazla olduğu için rakamı versek mi vermesek mi futbolcu anlamında bana gelen bilgi benim duyduğum bilgi 17-18 tane futbolcunun Pozitif çıktığı yönünde. Şimdi 18 tane futbolcu pozitif çıkarsa 17 tane ya da ortalama 25 kişi olduğunu düşünelim takımlarda. Yani bu ne demek? 8 ya da 9 tane oyuncu sağlam demek. Eğer o testler doğruysa bu ne demek? Bu maçın oynanması zor gözüküyor demek. Neden zor gözüküyor? Çünkü Futbol Federasyonu diyor ki 14 tane futbolcuyla sahaya çıkabilirsin. Yani 14 tane elinde sağlam futbolcu olması lazım diyor. O yüzden de şu anki rakamlar daha doğrusu gündüz yapılan teste göre oluşan rakamlar Maçın oynanmasına engel gibi ama tabii ki burada asıl önemli şey devletin yaptığı test. Yani Antalya Spor kendi anlaşmalı olduğu hastaneye ya da sağlık kurumuna yaptırdı bu testi. Şimdi bir de devlet test yapıyor. Devletin yaptığı test sonucunda yani Antalya İl Sağlık Müdürlüğü test yapıyor. O testin sonucunda kaç tane pozitif vaka olduğu, ne olduğu ortaya çıkacak ve ona göre de Antalya Spor buraya gelecek ya da gelmeyecek. Ama bugün 3 uçağıyla geleceğini normal şartlarda söyleyebiliriz ama gelmediler. Hala Antalyalar ve test sonuçlarının tamamının ne çıkacağı merak konusu az önce bahsettiğim gibi 14 tane oyuncunun en azından iyi olması gerekiyor. Maç Maçın durumu bu şekilde. Yani benim tahminim bir 2 saate kadar en geç Antalya'nın sonuçlarının bir kez daha çıkacağı ve ona göre Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir karar vereceği yönünde. Ee, ama gündüz testlere baktığımız zaman gerçekten de ciddi bir rakam olduğunu belirtelim. Şimdi gelelim sorulara. Montero, Victor Ruiz. Şimdi Montero ile ilgili bir kere şunu söyleyelim. Çok fazla soru geliyor Montero ile ilgili. Lisans çıktı evet. Büyük bir ihtimalle Beşiktaş, Miren, Do Douglas ikilisinin lisanslarını donduracak. Çünkü ikisi de gitmek istemiyor. Bu iki oyuncu gitmek istemediği için de Beşiktaş bu iki oyuncunun lisanslarını dondurarak en azından bir çözüm üretecek ama şunu da belirtelim yetmiyor. Yani şimdi iki oyuncu daha gitti desek ikisinin, ikisinin e, lisansları dondurulsa bile Forvet için yine de bir oyuncunun gitmesi gerekiyor. O yüzden Beşiktaş tüm gücüyle bunun için uğraşıyor. Montero'nun çıktı. Şimdi Montero ile ilgili şöyle bir beklenti var. Açıkçası benim de beklentim o yöndeydi. Çünkü çok genç ve iyi bir stoper cevval bir stoper. normal İspanyollara göre biraz daha sert bir stoper. Ben hep YouTube videolarımda bilenler, takip edenler iyi bilirler. İspanyolların burada Türkiye'de başarılı olamadığını hep söylerim ki yüzlerce örneği var. Yani yüzlerce abartı oldu tabi ama sayalım Negredos'u, işte Fenerbahçe Guiz'e geldi, Arogenes geldi, Teknik Direktör, Del Bosque geldi. Birçok oyuncu geldi Türkiye'ye İspanyol yapamadılar. Neden yapamadılar? Oradaki oyun farklı, buradaki oyun farklı. Montero biraz daha farklı bir tipleme. Çünkü daha sert bir stoper, daha genç bir stoper ve gelişime açık bir stoper. Ancak Sergen Yalçın'ın basın toplantısında söylediği şey çok önemli. Nedir o? Ben Montero için genç, gelişime açık bir stoper olduğunu düşünüyorum dedi. Yani benim için genç oyuncular kategorisi deydi. O yüzden de açık konuşmak gerekirse benim aldığım izlenim Sergen Yalçın'ın planlamasında Montero üçüncü sırada. Yani ilk iki de yok. Büyük bir ihtimalle sezon boyunca çok büyük bir hata olmazsa, çok ciddi kritik bir sıkıntı olmazsa Montero, Vida devam edecek gibi gözüküyor. Bunu pardon, Vida, Wellington devam edecek gibi gözüküyor. Bir bunu unutmamak lazım. Yani bu Montero'yu hoca galiba daha genç oyuncu planlamasında düşünüyor ve onu sanki ilk 11'de düşünmüyor gibi bir hava var. Ne kadar doğru ne kadar yanlış onu da açıkçası ee, yaşadıkça göreceğiz. Sabek transferi Safa Şahin Yeddin'i sormuş. Şimdi ilk biz 9 Ekim'de TRT Spor ekranlarında vermiştik ileri üçlü programında. Ee, hemen ondan da çok kısa bahsedelim. Beşiktaş'ın aslında sadece yedinden değil Beşiktaş'ın Sabek adaylarından biraz da bahsetmek istiyorum. Ben şimdi görüntüde siyah beyazların... Planlamasına diyelim 3 tane ayrı şu anda 3 tane ön plana çıkmış Sabek var. Bir Nazım Sangare. Bugün Nazım Sangare ile ilgili yine haberler çıktık. Bu haberleri biz aslında dünden itibaren işitmiştik. Şöyle özetleyelim. Nazım Sangare'yi Fenerbahçe'de istiyor. Beşiktaş'ta istiyor. Beşiktaş teklifini yaptı. Antalya Spor yeterli görmedi bu teklifi. Ne oldu? Yeterli görmedi. Diğer kulüplere haber gönderdi almak isteyen var mı diye. Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ü yedeklemek için bir Sabek arıyordu ve Nazım Sangare için teklifini yaptı. Ancak bu sırada Beşiktaş yine de arayı sıcak tutmak için Beşiktaş yönetimi bir kez daha aradı. Antalyaspor'a Nazım Sangari ile ilgili kararınızı verdiniz bizim teklifimiz budur dedi. Antalya Spor dedi ki biz Fenerbahçeli anlaşmak üzereyiz. Tabii ki Beşiktaş bunu duyunca teklifini bir tık daha yükseltti ve Nazım Sangari konusunda ne kadar ciddi olduğunu biraz daha net bir şekilde göstermiş oldu. Şimdi burada bize gelen haberler Nazım'ın Beşiktaş'ı yani Para anlamında Fenerbahçe'nin daha avantajlı olduğu, teklifin Fenerbahçe'nin daha iyi bir teklifi Antalya yaptığı yönünde. Ama Nazım Sangare'den gelen bilgiler, oyuncu ben milli takıma kadar yükselmiş bir sabekim ve sezon boyunca Gökhan Gönül'ü yedeklemek istemiyorum. Ben gittiğim takımda ilk 11 oynadı, oynamak istiyorum dedi. Yani bu önemli çünkü o gelecekte de milli takımın sabek olacağını düşünüyor. Uzun süre Türkiye liginde iyi performans gösterip belki de milli takımın değişilmez isimlerinden biri olmak istiyor. O yüzden de yedek kalmak istemiyor. Bu yüzden de Nazım'ın biraz kafası karışık. Yani kulüp anlamında Antalyaspor'un Fenerbahçe'ye biraz daha sıcak olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Fenerbahçe'nin teklifi daha iyi. Nazım ise oynayamama durumunu düşünerek Beşiktaş'a biraz daha sıcak bakıyor. Gökhan Gönül varken orada yedek kalmak istemiyorum diyor. Açık konuşmak gerekirse Gökhan Gönül, Nazım ikilisi Fenerbahçe olursa Gökhan oynar. Yani bu Gökhan sakatlık yaşamazsa çok ciddi bir formsuzluk yaşamazsa Gökhan oynar. Bu, bu durumun Nazım da farkında. O yüzden de oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. Biraz daha kişisel anlamda Beşiktaş'a gitmek istediğini söyleyebiliriz ama transfer tabi bu şekilde olmuyor. Yani transferde bunu söylersin oyuncu fikir değişir gider ama bize gelen bilgiler bu yönde. Bir çayımdan yudum alayım. Sorulara da bakayım hemen neler oluyor. Deandre Yedlin İkinci önemli aday 9 Eylül'de TRT Spor'da ekranlarda vermiştik De bildiğiniz gibi. iyi oyuncu bence Beşiktaş'ın sabek adayları içerisinde en iyisi. Birçok isim vardı ki ben en çok Rafael'i Başakşehir i aldı. Rafael'i ve Deandre Yedlin'i beğeniyordum. Yedlin bunların içinde en iyisi. Yer gelirse çok ciddi katkı sağlar. Tam hucumcu, hızlı, iyi bindirme yapan çok iyi bir sabek. Hucuma da katkı yapıyor. Geride de çok iyi kademeye giriyor. Ters kademeleri çok güzel. Deandre Yedlin e, bence Beşiktaş'ın bu sezon ilgilendiği bütün beklerden daha iyi. Umarım yani benim düşüncem katkı anlamında Deandre Yedlin'in diğerlerinden daha iyi olduğu. Beşiktaş alacaksa bu oyuncuyu alması lazım. Üçüncü aday Santon. Santon'la ilgili tabii ki kariyeri var. Tabii ki performansı geçmişi var. Onu da hocanın çok istediğini biliyoruz. Yani Sergen Yalçın savunmacı bek istiyor. Bunu en sakalı örneğinde de gördük. Çok fazla hücumcu değil. Savunmacı bir sabek istediği için Santon ismini çok fazla zorluyor hoca. Bu üç isimden biri olacak gibi gözüküyor. Nazım Sangare, Deandre Yedlin, Santon'dan bir tanesi olacak gibi gözüküyor. Sorulara bakayım. Ee, Samat'ta haberleri doğru mu? Fenerbahçe için herhalde soruyor. Cem yanlış görmediysem. Samat'ta Evet Fenerbahçe'nin ilgilendiği isimlerden bir tanesi oldukça ciddi şekilde üstedik. Fenerbahçe bu isimlerle ilgileniyor. Onlar da bir türlü istedikleri forvet anlamında istedikleri hamleleri yapamadılar. Yani Zahavi neredeyse %100 gelecek deniyordu. Zahavi olmadığı zaman iş başka bir noktaya gitti. Şimdi Zeluis konusuna hemen ortadan girelim. Neden Zeluis? Çünkü Zeluis'in menajeri Türkiye'ye gelmiş durumda ve adeta bütün takımlara, bütün şampiyonluğa oynayan takımlara, şampiyonluk hedefleyen takımlara oyuncuyu teklif ediyor. Nedir onlar? 1. Beşiktaş zaten bir süredir oyuncuyla ilgileniyordu. 2. Fenerbahçe'ye Zeluis için teklif gitti menajeri tarafından oyuncuyu size getirebilirim diye. 3. Başakşehir'e yine teklif gitti. Yani 3 takıma da Zeluis ile ilgili bir şekilde temas sağlandığını söyleyebiliriz. O yüzden de bu transfer biraz Zeluis transferi biraz karmaşık bir transfer. Menajer hakikaten kim bilmiyorum Portekizli çok başarılı, acayip saldırıyor, acayip pres yapıyor bizim takımlarımıza. 3 takımdan bir tanesi gidecek. Beşiktaş'ın da istediğini biliyoruz ama şu anda önceliği değil Beşiktaş'ın. Yani Beşiktaş'ın önceliği Zeluis değil, Kalinic. Dönelim Fenerbahçe'ye. Samat da demiştik. Samat da birinci aday, ikinci aday Zeluis. Hiçbirisi olmazsa Okaka'yı onlar hazır bekletiyor ki ben Okaka bildiğiniz gibi geçen sezonda Beşiktaş'ın gündemine gelmişti ve ben o zaman da söylemiştim. Okaka'nın başarılı olma ihtimali ben zor görüyorum. Böyle meşhur videolar var. O iyi değil, bu olamaz, bu gol atamaz diye daha sonra insanların önüne çıkartıyorlar. Adam mesela bundan stoper olmaz diyor. Adam en iyi performans gösteriyor ya da gol atamaz diyor, 20 tane atıyor. Elbette başımıza bu gelebilir ama benim düşüncem Okaka bu ligde çok fazla etkili olamaz. Beşiktaş için de aynısını söylemiştim. Fenerbahçe için de aynısını söyleyeyim ama Okaka hazır durumda. Yani Fenerbahçe gel derse kalkı gelecek. Orada Zeluis, Samatta ve Papissise ismi arasında, 3 isim arasında Fenerbahçe gidip geliyor. Beşiktaş'a bakalım. Kalenic. Çok fazla uğraşıyorlar. Hocanın en çok istediği isim. ile ilgili YouTube kanalımda bildiğiniz gibi bir e, video yayınladım. Onunla ilgili ne iş yaptığını, neler yapabileceğini anlattım. Ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu söyledim. Hatta bir... İleriüş programında Mustafa Pekdemir'in gol atanı dedim çok tepki aldı. Şimdi açık konuşalım Mustafa Pekdemir'in gol atanı kötü bir tarif değil. Çünkü Mustafa Pekdemir'de mücadele var, hırs var, cesaret var, fizik kalitesi iyi. Gol atamıyordu, sakarlığı vardı. Bu gol atanı dedim. Yani kötü bir tanımlama değil. Kaliç iyi oyuncu. aralara iyi kaçabiliyor. İyi bir pivot oyuncu. Fenerbahçe'nin de gündemine geldi. Her ne kadar Fenerbahçe yalanladı ki oradan. Tabii ki yalanlayabilir çünkü Beşiktaş'la İyi bir ilişkisi var Fenerbahçe'nin ve bir oyuncu uğruna iki kulübün arasına bir kara kedi girsin istemiyorlar. Ee, Ahmet Nur Çebi ile Sayın Ahmet Nur Çebi ile Sayın Ali Koç'un ilişkileri oldukça iyi. O yüzden de böyle bir kavga, böyle bir bir oyuncu için tartışma olsun istemiyorlar. Kan için Fenerbahçe'ye önerildiğini belirtelim. En çok eleştiriler gol atamaması ile ilgili. Yani çok golcü bir oyuncu değilmiş havası var. Oynadığı ligler sert ligler. Yani İtalya'da oynadı, İspanya'da oynadı, o yüzden e, İngiltere'de oynadı, o yüzden Kalinic oralarda belki çok gol atamadı ama burada atabilir. Kalinic bahsedilen forvetler arasında bence e, en iyisi. Yani Kalinic'in üstü Manzukic. Manzukic'i getiremeyeceğine göre ve konuşulan isimlerden Kalinic'den daha iyi bir isim olmadığına göre Beşiktaş'ın bu kadar oyuncuyla ilgili uğraşması normal. Elbette daha iyi golcüler vardır. Evet. Elbette daha iyi futbolcular vardır dünyada. Yani Kalinic en iyisi değil ama konuşulanlar arasında Kalinic'in kötü olacağını zannetmiyorum. Balotelli haberini sormuş. Uğur Çetin hoca çok net söyledi ya. Balotelli ile uğraşamam ben dedi. Sergen Yalçın'ın bası toplantısında Balotelli'yi ben istemedim dedikten sonra tekrardan Balotelli'nin gündeme geleceğini zannetmiyorum. Kuvarecman'ın maaşı boyutu lens ee, en kudu maaşı galiba kıyaslamışlar. Ya Kuvarejma kıyaslamamak lazım. Artık Kuvarejma başka bir seviyede yaşlandı. Kendi ülkesine döndü vesaire. Çok katkı sağlayamadı. Kasımpaşa'da da iyi değildi. Kuvarejma neden soruluyor söyleyeyim mi? kolejmanın bu kadar sorulmasının sebebi kanatların çok kötü olması. Kanatlar katkı sağlamadığı için Beşiktaş taraftarı isyandı. Yani geçen sezonda da aynısı oldu. Diaby, Lens, Boyd, Enkudu topladığın zaman 5 gol atmışlar. Şimdi bu oyuncular 5 tane gol attığı için 5 tane 6 tane gol attığı için taraftar isyanda bu tip durumlar olur. Yani bu isyanın sonucu Korejman'ın geri gelmesi değil. Mario Gomez tarihi bir para aldı Beşiktaş'tan. Neredeyse bonuslarla 5 milyon euro yakın para aldı. Kimse sordu mu Mario Gomez'in parasını? Sormadı. Neden? Çünkü adam iyiydi. Yani taraftar katkıya bakar. İyi katkı yapıyorsa, iyi işler yapıyorsa bu para olaylarını, geçmişteki oyuncularla kıyaslama olaylarını yapmaz. O yüzden de buradaki sorun Korejman'ın geri gelmesi değil Beşiktaş'ın kanatlarının iyi olmaması. Olcay Şan'ı sormuşlar. Öyle bir girişim şu anda Olcay Şan'ın çok gelmek istediğini biliyorum ama öyle bir girişim Beşiktaş'ın Beşiktaş adına öyle bir girişim şu anda yok. Savunmaro haberleri doğru mu? Bugün Erdal Torunoğlu'nun bir fotoğrafı vardı sanırım oyuncu ile ilgili yanlış görmediysen. Ya stoperde bekletilen yedek bekleten oyunculardan bir tanesi çünkü Beşiktaş Vida'yı da satmak istiyor. Hem maaşından dolayı açıkçası çok yüksek maaş aldığı için, bonuslarla 3,5 milyon euro civarında bir maaş aldığı için e, oyuncuyu satmak istiyor Beşiktaş. Ve bu yüzden de e, alternatif planlar oluşturuyor ama az önce bahsettiğiniz oyuncu, yani Lille'de oynayan oyuncunun ben açıkçası Adama, Sam Somaro evet Adama, Samaro'nun yani vida'nın muadili bu değil. Yani Beşiktaş eğer maaşı düşük oyuncu alayım ben, vida'yı göndereyim tamam eyvallah ekonomik durumlar belli ama bu adamanın Beşiktaş'ta bir seviyesinde bir oyuncu değil. Ee, uzun yıllar Lille'de oynamış. Bir Genova e, macerası var yurt dışında bir kez. O iyi gitmemiş. Daha da bence en garip istatistik 28 yaşında 127 maça çıkmış. Ben bunu sorgularım arkadaş. Yani bir oyuncu. 28 yaşında 127 tane maça çıkıyorsa şimdi 19 yaşında hadi geç diyelim 19'da profesyonel oldu. Bu adam 9 senede 127 maç oynamış. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu adam hayatı boyunca senede 13 maç oynamış. 14 maç oynamış. Bu iyi bir şey değil. Bu Beşiktaş'ın seviyesi değil. Eğer Beşiktaş videoyu gönderip bu oyuncuyu alırsa hata yapar onu söyleyeyim. Hasic kiralanacak mı? İlk Nurtan sormuş, zannetmiyorum hocanın çok beğendiği isimlerden bir tanesi açık konuşmak gerekirse en başından beri e, buraya geldiğinden beri Ümraniye Spor'dan sonra özellikle çok ciddi bir aşama kaydetti Hasic ve ben Hasic'in e, kiralanacağını düşünmüyorum çünkü Beşiktaş'ın elinde Hasic'den daha iyi oyuncu sayısı fazla değil. Yani işte orada Enkudu var devamlı sakatlanıyor, Boyd var hiçbir şey yapmıyor, Lens var taraftarı çıldırtıyor. Hasiç bir şekilde Trabzonspor maçını ben beğendim. O sertliği iyi karşılık verdi. Hasiç'in kiralanacağını ben açıkçası düşünmüyorum. İleri Üçlü neler? Neden yok demiş Gurur. öz çakır. tatildeyim. Bodrum'dayım. Ee, bu sene hiç neredeyse bir buçuk senede tatil yapamadım. O yüzden geldim. Bir 10 günle yakın burada kalacağım. 10 gün sonra e, Perşembe akşamları yeni İleri Üçlü'de Veliyet ve Barış Ulusa birlikte karşınızda olacağız. Ee, başka sorular Beşiktaş Josephin lisansı ne oldu? Josephin de Beşiktaş lisansını çıkartmaya çalışıyor. Onunla ilgili de bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Josephin hemen hazır olacağını ben düşünmüyorum. Yani Joseph bugün lisans çıksa Antalya Spor maçında oynamaz. Ee, açıkçası ben Josephin en az bir 10 günü 15 günü tam ısınması için 15 güne ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Sabek'e kim gelecek demiş Faruk Sipahi. Video geri alınabiliyor benim bildiğim kadarıyla. Zaten videoyu silmeyeceğim kayıtlı kalacak. Ee, izleyebilirsiniz i̇zleyebilirsiniz. Sabek'e cevap verdik. Vida giderse Barcelona gelir mi? Çok doğru bir soru. Bence Vida giderse iyi üst düzey bir stoper gelmesi lazım. Stoperin ne kadar önemli olduğunu geçen sene Trabzonspor'un başına gelenlerden gördük. Muhteşem bir hucum attı. Envakameler, Ekubanlar, işte Abdülkadirler, Sörlotlar, Sosolar. Acayip hücumcu, acayip gol attılar. Kalede de Uğurcan gibi müthiş bir kaleci. Ama stoperleri kötüydü, şampiyon olamadılar. O yüzden stoper futbol takımında artık şu, şu dönemde en önemli işlerden bir tanesi. En önemli yerlerden bir tanesi. Vida'nın gitme ihtimali var. Konuşuluyor, Beşiktaş onu göndermek istiyor. Ama Vida e, giderse mutlaka iyi bir oyuncu gelmesi lazım. Şimdi Antalya Spor'la ilgili e, haberler de var. Şu anda da cep telefonuma bir haber geldi bir onu da sizlerle birlikte sonra cevap vereyim. Çünkü önemli bir isim. Ee, Yeldin Onyekur gündemde mi? Hayır gündemde değil. Lens gidecek mi? Lens'in gideceğini zannetmiyorum. Çünkü 2,5 milyon euro gibi muhteşem bir kontratı var. Dünyada herhangi bir kulübün Lens'e 2,5 milyon euro verme ihtimali yok. Mert Karahan, Abu Bakar demiş. Abu Bakar... Beşiktaş içi alamazsa, Zeluis'i alamazsa 5 Ekim'de transfer dönemi sonra eriyor. Bugün ayın 18'i kaldı, 13-18 gün kaldı. Hiç kimseyi alamazsa Beşiktaş Abu alabilir. Bunu da söyleyeyim. Evet sağlık kontrolü istendi oyuncu ile ilgili. Ee, Beşiktaş'ın hala gündemindeki isimlerden bir tanesi. Neden Boyd bence Atakan oynamalı? Ya Bilal Şahin sormuş. Atakan oynamalı Doğru bunlar zamanla oluşan şeyler. Dorukan da bildiğiniz gibi formayı alması 5-6 hafta sürdü. İyi o iyi futbolcu formayı alır. Yani boydu 3 hafta, 2 hafta daha öntür. Bu hafta da 11'de çıkacak Eren Spor maçı oynanırsa. Eğer açık konuşmak gerekirse bu arada bilgiler de geliyor. Ona da bakıyorum. 1-2 iki yani bir iki hafta sonra eğer Atakan iyi performansı varsa kendini gösterirse Atakan alır boyuttan formayı. Yani öyle bir anda olacak bir durum değil. Bu arada bakıyorum neler olmuş diye. Mesajlara da bakıyorum. Neler olduğuna da bakıyorum. Evet Dorukan Sözleşme Gökhan Arslan sormuş. Fenerbahçe'nin forveti az önce bahsettik. Kutsal deliller cevap verdik. Üç tane isimden bir tanesi olacak dedik Fenerbahçe ile ilgili. Samatta, ise Zeluis'ten üçünden bir tanesi olacak gibi gözüküyor. Dorukan Kavani'yi sormuşlar. Zannetmiyorum Türkiye'de Yavuz Selim Kılıç. Zannetmiyorum Türkiye'de Kavani tarzında bir oyuncu. Çünkü Benfica'nın teklifi yanılmıyorsam 12 milyon euroydu. Onu kabul etmedi. Türkiye'ye gelmez. E, Pato'nun gelme ihtimali hiç mi yok? Yüksek paralar istiyor Pato. Bonuslarla onlarla bunlarla iyi paralar istiyor. O yüzden de e, zannetmiyorum. Yani şu anda öyle bir durum yok. Şart 1903. Dorukan'a hemen cevap vereceğim. Şu mesaja cevap vermem lazım bir anda. Çünkü Antalya Spor'la ilgili önemli gelişmeler var. Ve belki de birinci ağızdan ne olduğunu öğrenebileceğiz. O yüzden sizi çok kısa beklettim. Evet, devam edelim. Rayiç gidecek mi? Bir teklifi yok. Beşiktaş Rayiç'e teklif gelirse değerlendirecek. Bir de teklif gelirse değerlendirecek. Bunların hepsini belirtelim. Ha, Dorukan, çok fazla geride kaldı Dorukan mevzusu. Şimdi Dorukan mevzusu çok karışık mevzu. Neden karışık mevzu? Hmm, Dorukan'la yaklaşık bir iki ay önce bir görüşme yapıldı. Biliyorsunuz zaten o süreci. Mart Nisan gibi hatta 3-4 ay önce Dorukan'la anlaşmaya varıldı. 1.2 milyon euroya pardon 1.1 milyon euroya daha sonra Dorukan tamam dedi anlaştık dedi. Daha sonra Beşiktaş yönetimi bir indirim istedi. Dorukan bunu kabul etti. Tamam dedi bu indirimi yapalım. Sonra Ahmet Nurçevi Sayın Ahmet Nurçevi devreye girdi başkan. Bir indirim daha talep etti. Bu indirim ikinci indirim talebi sonrasında biraz iş ortada kaldı. Daha sonra ortada kalınca Beşiktaş dedi ki neden acele ediyoruz? Senin daha sözleşmen gelecek sezon bitiyor. Bunca ekonomik sıkıntı varken, sorun varken neden böyle bir şey yapıyoruz dedi. Tabii Dorukan açıkçası bu tip futbolcular sözleşmesi bir sene önce yeni sözleşme ister. Bunlar artık modern futbolda var. Bir anda iş işte ortada kaldı. Menajerin açıklamaları açıkçası benim çok çok iç açıcı gelmedi. Yani biz bu saatten sonra sözleşme konuşmuyoruz Beşiktaş için elimizden geleni yapacağız açıklaması kulağa çok hoş geliyor. Ama bir yandan da biz artık sözleşme konuşmayacağız cümlesi biraz tehlikeli bir cümle. Dorukhan'la Fenerbahçe'nin de çok net bir şekilde ilgilendiğini duyduk. Ama bu iş gelecek sezona kalacak gibi gözüküyor. Yani gelecek sezonda ya da Ocak ayında ki bildiğiniz gibi Ocak ayı itibariyle oyuncuların başka kulüplerle görüşme hakkı doğuyor. Yani Beşiktaş'ın ocağa kadar Dorukhan'a imza attırması lazım ama sanki bu anlaşma kısmında biraz sıkıntı varmış gibi gözüküyor. Milan. Ee, yani Milan kurası ile ilgili sosyal medyada zaten dünden beri Milan çıkacak diyordu bütün Beşiktaşlar. Çünkü böyle bir şanssızlığı var. Yani çok uzun yıllardır bununla ilgili bir sürü de tweet atmışlar görmüşsünüzdür. Hani Çernobil patlamıştı 1986'da. Beşiktaş Dinamo Kiev'e gitti. Yunanistan'da kriz oldu. Pauk'a gitti. Rusya ile uçak krizi oldu. Moskova ile eşleşti. Böyle garip garip şeyler hep Beşiktaş'ın başına gelir. O yüzden de bu tip kura şansları pek Beşiktaş'ın yanında olmaz. Milan durumu da açıkçası beni çok fazla şaşırtmadı. Canlı yayını beğenelim demişler. Evet beğenin. Andreas bekleyebilir. Öyle bir gündem maddesi olmadığını belirtelim. Ee, Bastos konusu çok fazla gündemde. Bastos Türk takımlarının gündemine çok fazla geliyor. Yani daha önce de yanılmıyorsam Fenerbahçe istemişti. Şimdi Beşiktaş'ın yine gündemine geldiği söyleniyor. Açıkçası benim beğendiğim bir forvet ve Türkiye'de iş yapabileceği yönünde düşüncelerim var. Ee, bir kulüp kitlere sorun var mı? Tut tut tut. Hemen soralım bir yine bir haber daha geldi Antalya ile ilgili. Haber gelirse size buradan yine aktarmaya çalışacağım. Enkudu giderse fişir. Enkudu'nun Enkudu'yu Beşiktaş yani bir kiralama bir satma ihtimali olursa elbette eee ister düşünür ama oyuncu çok fazla sakatlanıyor. Yani çok sık sakatlanıyor ve zaten Tottenham'da bu yüzden bıraktı. Zaten çok büyük potansiyel olan Premier Lig'de iyi yıldız gelecekte çok iyi işler yapabilecek bir oyuncu olduğu için oralara yükseldi. Koskoca Tottenham'a gitti ama sakatlık problemini bir türlü yenemiyor. O yüzden de açıkçası Enkudu'yu satmak çok da kolay değil. Nazım gelecek mi? Nazım'la ilgili soruyu e, cevap verdim. Serhat Deyiz, Eyşan'ı özledik demiş. Uzun yıllar Beşiktaş'a bir daha Gomez gibi e, forvet biraz bence zor gelir. Yavaş mod açar mısın? Sohbette daha çok tam ne olduğunu bilmiyorum. Bana yazın onu yavaş modun ne olduğunu bilmiyorum. Davis Santon konuşulan isimlerden bir tanesi zaten demiştik. Üç adaydan bir tanesi. Bence en iyisi bunların içinde. Yedlin Mazuk için gelme ihtimali bence e, yok. O kadar büyük paraları vermek. Perotti Fenerbahçe almak üzere Perotti'yi sakatlık problemleri yaşamış son iki senede bir oyuncu ama çok kaliteli oyuncu Türkiye'ye gelirse ve sakatlanmazsa çok iyi iş yapar. Yani ciddi bir net bir hucum oyuncusu, kanat hucumcusu iyi iyi oyuncu Fenerbahçe bunu başarırsa iyi iş yapmış olur. Umut Nayır kiralanacak mı? Alınacak forvet durumuna göre Beşiktaş Umut Nayır'ı kiralamak istiyor. Güven Yalçın'ın birinci forvet olma ihtimali Yok onu sormuşlar. Kaç transfer daha yapacak Beşiktaş demiş bir arkadaş. Ee, şimdi José de Souza da geldi. Şu an eğer satış olmazsa bir forvet bir sabek transferi ki bence bir forvet daha almalı. Yani iki forvet bir sabek transferi hatta bir de kanat oyuncusu alması lazım. Ben öyle düşünüyorum. Sorular Miran Douglas ikisini de göndermek istiyor Beşiktaş ancak aldıkları paralar ee, bu arada haberler geliyor onu da söyleyelim Antalya Spor gelecek mi gelmeyecek mi bir onu da size açıkçası yayın hazır yayın varken aktarmaya çalışalım ee, büyük bir ihtimalle Antalya Spor geliyor büyük bir ihtimalle bir tersik yoksa eğer Antalya Spor geliyor bununla ilgili de hemen bir ...teyit de alacağım şimdi sizinle konuşurken. Antalya Spor gelecek ve... ...büyük ihtimalle oyun, maç... ...oynanacak gibi gözüküyor. Ee, golcü bir kanat mutlaka lazım. Başka sorular... ...Kavani'ye anlattım. Gündemde olma ihtimali yok. O kadar büyük para... ...zannetmiyorum. LH'e teklif var mı? LH'e teklif yok. Bu arada 29 dakika olmuş. Çok uzun bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videoları ara ara... 15 günde bir yapmayı düşünüyorum. Umarım memnun kalmışsınızdır. Soruları hala çok sorular geliyor. Videoyu kapatmayacağım bu arada. Kaydedeceğim. Umarım bir ters olmazsa videoyu kaydedeceğim ve ilerleyen günlerde de izleyebileceksiniz. Şimdilik herkese iyi akşamlar diliyorum. Gelişmeler oldukça ara ara bu tip canlı yayınları açacağım umarım beğenirsiniz. 30 dakika çünkü doldurduk artık dolu dolu bir yayın olduğunu düşünüyorum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.